Statta bugünden herkese merhaba. En zor yayınlardan bir tanesi belki gerçekleşiyor şu anda. Bursa Spor 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup oldu ve tarihinde ilk kez TFF 3. Lig'e düştü. Oldukça üzüntülüyüz. Tabii ki bir umudumuz yoktu ama yine de tabii ki matematiksel olarak kesinleştiği zaman insan içinde bir burukluk da oluyor. 2010 yılında Süper Lig şampiyonu olduğu zaman devrim niteliğinde bir eğlencenin, devrim niteliğinde bir başarının, zaferin coşkusunu sizlere aktarmıştık. Aradan 14 sene geçti ve Bursa Spor maalesef 4. lig seviyesi, yani TFF 3. lige düştü. Bugünlerin geçeceğine inanıyoruz. Önümüzdeki sezon bildiğiniz gibi Mayıs ayında kongre olacak. Yapılacak olan kongrenin ardından ciddi adayların zaten bu kongreye aday olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda yerel seçimler oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey göreve geldi ve Bursa Spor destek çıkacağını yineledi. Bugün de karşılaşmadaydı kendisi. Oldukça yoğun da bir ilgi vardı kendisine. Bursa Spor'u bekleyen güzel günler olacağını düşünüyoruz. Umut ediyoruz. Yani bizim TFF 3. Lig'de nasıl bir ortam bekliyor bilemiyoruz. Biz TFF 2. Lig'i de bilemiyorduk. TFF 1. Lig'i de bilemiyorduk. Ama maalesef düştükçe düştü. Transfer tahtasını açamayan, maddi anlamda zorluklar yaşayan, manevi anlamda zorluklar yaşayan, her konuda aslında küme düşmeyi hak eden, maalesef küme düşmeyi hak eden bir tablo çizince Bursa Spor takımı, yönetimi, teknik heyeti, geçmişlerden bahsediyorum 6-7 yıldır biliyorsunuz Bursa Spor son 5 yıldır 3. kez küme düşüyor. O yüzden bu noktaya gelindi. İnşallah bu noktalardan ders alınacaktır. İnşallah bu sonuçlardan, bu görüntüden ders alınacaktır. Arkamda görmüş olduğunuz 44 bin kapasiteli 100. yıl Atatürk Stadyumu hınca hınçta olacaktır. Yine Fenerbahçe'si, Galatasaray, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u buraya gelecektir. Ve eli boş gönderilecektir. Deplasmanlarda alınan galibiyetlerle birlikte tekrar coşkulu bir şekilde Bursa'ya dönülecektir. Yine Avrupa macerası olacaktır. Bunlar Bursa Spor'a yakışan, Bursa Spor'un DNA'sında olan, Bursa Spor camiasına, taraftarına layık durumlar. İnşallah bunlar yaşanacak. Biraz zaman alacak ama o zaman geldiği zaman da işte yine bizler inşallah burada olacağız. Sizler de burada olacaksınız. Ve Bursa Spor'un zaferlerini konuşur olacağız. Evet, tekrar yineleyelim. 1461 Trabzon'a Bursa Spor 2-1 mağlup oldu. Ve TFF 3. Lig'e 4 hafta kala düşmesi garantilendi. Ben Barış Yalım. Bundan sonraki süreçte tekrar birlikte olacağız. İnşallah güzel haberlerle birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.